Şimdi aradan cümle çıkartıyoruz. The sırılıp de okuyabilirsem. The statistics are staggering. Since 1981 an estimated 28 million people have died. Şimdi bakınız. Bir kere zaman zarfının karşılığını arayın diye bir kuralımız var. Şurada da today ile karşılığını vermiş, sorun varmış gibi görünmüyor. Dörtte what is even more disturbing? Tamam, yukarıda şuydu buydu. 5 million. Indeed. Vaccines have helped. Şimdi bakın, sorun başladı. Tamam mı? Yani sen perfect tense'i kullandın. Today ile verb 1'e gittin. Üçüncü cümlede verb 1 kullandın. Dördüncü cümlede verb 1 kullandın. Bak şimdi. Üçüncü cümlede verb 1 kullandın. Dördüncü cümlede de verb 1 kullandın. Burada da. Tamam mı yavrucuğum? Sonra ne yaptın? Burada tekrar have helped ile perfect'e geçtin. Mesela nedir? Olmaz yani. Tamam mı? Yani perfect tense isteyecek bir zaman marker koyman lazım. Elenmesi için birinci sebep. İkincisi, vesilesiyle bakınız özneniz değişti. Ne diyorum sürekli? Özne değişikliklerine karşı hassasiyetle yaklaşının. Özne değişirse konu değişir. Ayrıca some of demiş. Geri kalanına ne oldu? Hani deveye sormuşlar boynun niye eridi diye. Nerem doğru ki demiş. Edirne jortladı arkadaşlar. İkinci sorudayım. Dependence, evet dependence on sheep sleep aids and anti anxiety drugs decreases alertness and results in slurred speech, poor bilmem ne. Şimdi ikinci cümlede these drugs diye bir şey var. Bunu mutlaka görmelisiniz. Tamam mı evlatçım? Ne olacak? These drugs diyebilmesi için bir öncesinde bazı ilaçlardan bahsetmiş olması lazım. Ne var burada? Anxiety drugs. Yani bir iki bağlantılı. Üçte ne oldu bakınız? Prescription drugs. E ne oldu şimdi? Biz anxiety drugs'tan bahsediyorduk. Her zaman ne diyorum paragrafta? Siz paragrafın tek bir öznesi vardır, tek bir esası olanı vardır. Diğer esası olan başka bir yerde. Özneyi böyle değiştiremezsiniz. Ne oldu? Ceyhan gitti. Burada some people demiş. Burada da older people'la karşılığını vermiş aslanlar gibi. Ne olmuş evlatçım? Ceyhan yalan olmuş. Şimdi üçüncü sorumdayım. For a small child it is not obvious which shoe goes on which foot. Yani şöyle diyor. Güzel bir which shoes goes on which foot. Yani hani bu çocuğun ne yapacağı belli olmaz yani. Hani kafa gidik oluyor çocuklarda onu söylemek. The problem of fitting molecules into biological systems presents a similar dilemma. Şimdi ben bunları okurken şöyle yapmıyorum, tamam mı? Hepsini anlayıp da işte bilmem ne bilmem ne. Hayır değil, mutlaka zaten bizim belli eleme kurallarımız var. Bunlardan biri denk gelecektir diye umut ediyorum. Gelmezse de bakacağım, daha detaylı bir şey yapacağım. In life and especially in developing pharmacological shape matters. Tamam. Making poor left-handed or right-handed drugs. Şimdi ne oldu? Yani ben yukarıda çocuktan bahsediyorum. İyi kötü. Sonra making pure left-handed or right-handed drugs. Ne işin? Nereden çıktı bu yani? Bak mesela burada molekülüz, orada molekülüz. Yani tekrarlanan kelimeler zaten kabaca atılacağı verir. E burada şimdi özne değişmiş. Ne diyoruz devamlı? Özne değişikliklerine karşı hassasiyetle yaklaşınız. Özne değişirse konu değişir. Dördüncü sorumdayım. Stress can vıttırıvızlık vıttırıvızlık. Stresle alakalı bir şey. Şimdi stress can affect our health by leading us to engage in types of behaviors that undermine the body's ability to fight off disease. When we are feeling stressed. Şimdi ne oldu bakınız? Belli ki birinci cümleyi atamayacağım. Yani stres benim esas olanım. We often do not take care of ourselves. Aslında bunlara gönderme yapmış. E şimdi stres benim esas olanımsa, üçteki stressful situations ne oldu? Özneyi değiştirmiş oldu. Yani ne yaptı? Defter kabı yaptı. Ne yaptık arkadaşlar? Bakınız, Ceyhan doğru cevabı. Zaten burada da students, they ne yapmış? Üçü tek bırakmış. Aslanlar gibi Ceyhan'ı bulduk, geçtik, gittik. Aşağılamayın, bunlar ÜLS sağlık bilimleri soruları. Tamam mı evladım? Ben kendim de soru hazırlayabilirim tabii ki. Seneler İngilizce öğretmeniyim ama zaten hal hazırda sizi ilgilendiren bir sürü sorumuz var. Bunlar da komisyon sorusu. Hani şöyle de bir şey diyemezsiniz. Hani hoca işte kendi kurallarına
kendi sorularını uydurdu. Hayır, zaten bunlar çıkmış sorular. Çıkmış sorulara göre kural uydurulur evladım değil. Zaten bunları ben uydurmuş değilim. Dil de var, sadece tasdif ettim, defalarca söylüyorum. In any school, in any week of the year, a dyslexic child experiences a huge amount of failure. Benim cümlem bu. Yani in any school, in any week of the year, edikleri bilmem. Son iki de, without self-confidence, no real progress is possible. Bir şey anlamıyorum ama cümle olumsuzlaştı. Şimdi, ya birinci cümlem ya ikinci cümlem gidecek. Neden? Çünkü aynen şöyle bir durum söz konusu çocuklar. Bat grubu bağlaçlarımız var biliyorsunuz. Bu tezgahımız da yeni geldi. Süper havalı bir şey, böyle tutunabiliyorsunuz. Çekmeleri var falan. Bilin isterseniz. Ne alakası? Şimdi, siz cümleye olumlu başladınız, olumsuz bir şey söylemek istiyorsunuz. Tabii ki en doğal hakkınız ama ne dedik? Bat grubu bağlaçlarla geçiş sağlamanız gerekiyor. Şimdi, birinci cümle olumlu, ikinci cümle olumsuzsa, ikinci cümleye geçerken bat grubu kullanmış mı? Kullanmamış. Doğal olarak ne yapmak zorundasınız? Bugün Tanrı benim çekim yapmamı istemiyor. Elektrikler, bir şeyler oluyor. Böyle işte ama ben inatla arşiv çekiyorum. Şimdi, birinci cümleden ikinci cümleye geçişi bat grubu bağlaçla sağlamadığına göre ya bir ya iki gidecek. Üçüncü cümlede with sequencing difficulties, any form of writing or math is going to present severe problems. Ne oldu? Birinci cümlen olumlu. Üçüncü cümlen olumlu. Sadece aradaki ikinci cümle olumsuzsa o zaman ne dedik? Tek kalan gider dedik değil mi evlatçım? Bandırma cortladı. Altıncı sorum. At one time, Allah'ım, at one time. Şimdi bak bu sorularla ilgili şöyle geyikler var. İlk cümle çıkmaz, son cümle çıkmaz, her cümle çıkabilir tamam mı? Yani denk gelecektir. Şimdi bu herhalde testte yok ama mutlaka denk gelecektir. Şimdi, at one time, scientists believed aging to be not just deterioration but an active continuing of bilmem. Once an individual achieved, şimdi ne var bakınız? Şurada verb 2 var. Sonra ikinci cümlemde de achieved ile verb 2 var. Sonra baktım şurada remain ile verb 1, şunla can var. Arıza başladı evladım. Tamam mıdır? Yani ne olacak? Sıkıntı büyük. Bakıyorum. Dördüncü cümlede this idea has been discredited. Şimdi this idea ile now bakınız. Zaman zarfıyla. Ne yaptı? Zamanı değiştirdi. Üçüncü cümlede zaman zarfı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Nasıl değiştiriyordu zaman zarfını? Zaman uyumlu zaman zarfıyla. Zaman zarfı hangi cümlede? Dördüncü cümledeyse o zaman üçüncü cümleyi atmanız icap ediyor. Yoksa kafanıza göre zamanı değiştiremezsiniz evlatçım. Yedideyim. All children are naturally active. If a child birinden biri gidecek. Yani ya all children'dan bahsedeceksin ya da a child'dan bahsedeceksin. Ama burada ne yapmış? Many demiş. Yani all children'la many'yi ne yapmış? Birleştirmiş. Aradaki tek çocuk zaten tek bırakmayın diyorlar biliyorsunuz. 5, 6, 7, 8 doğurun diyorlar. Ben zirvede bıraktım. Bir tane doğurdum ondan sonrası. Neden doğurdum? Kısır olmadığım anlaşılsın diye. Kayınvalidemler çok baskı yapıyorlar. Alakası yok yani. Son derece modern insanlar. İşte benim köy kökenli olan. Şimdi benim kayınvalidemi görmenizi isterim. Son derece sosyetik. Onu görüp beni gördüğünüzde beni kaynan onu gelin sanırsınız. Ama olsun ben bir Şatıroğulları mensubuyum biliyorsunuz. Sekizdeyim. Önemsiyorum bunu. Sekizdeyim. Why do some people eat sweet or fatty food? Niye yiyorsunuz? Zıkkımın kökünü yiyin öyle şekerli mekerli. Kilo yapıyor. Diye çeviririm ben çevirsem. Allah'tan çevirmiyorum. A study of the link between chronic stress and overeating has found that long-term stress, bilmem ne gidiyor ya, benim anladığım bir şey değil. Ama hemen ben burada mesela okurken, Jart diye ne gördüm? Dörtteki most people'ı gördüm. Nedir? Çoğundan bahsetti, geri kalanlar ne oldu psikopatlığını? Her zaman yapmak zorundasın. Ne diyoruz? Bu bir bütündür, yani bu bir anlatım bozukluğudur, bu Türkçe'de anlatım bozukluğudur, Japonca'da da anlatım bozukluğudur, varsa Tatarca'da da anlatım bozukluğudur. Bütün dillerde. Çoğu şunu yaptı, geri kalanından bahsetmek zorundasınız. Bahsetmiş mi, etmemiş, Diyarbakır cortladı arkadaşlar. Dokuzuncu sorumdayım. In half of the 23 developing countries,
citizens and officials interviewed considered. Sonra many even, ne yapmış o 23 bin developing countries, az önceki all children many hikayesinde olmuş. Çünkü sayıların karşılığını vermek zorunda ya. Bunu da many ile vermiş, sıkıntı yok. The solution is to, ha bak ne oldu mesela? Birinci cümle, kalacak developing countries, ne yapmış Edirne'de in the developing world. Şimdi sen 23 tane developing countries'den bahsediyorsun, sonra ne yapıyorsun? 5'te genelliyorsun, yok öyle bir dünya, öyle değil mi arkadaşlar? Ne oldu? Genel, özel hikayesine takıldı. Edirne, Jorklat. Ve bu videomuzun son sorusundayız. Bakalım neyler? Combat stress. Güzel başlamış. Son ikinci cümlede ezel result demiş. Başlamadan bitti aşkımız. Yani üçüncü cümlede olsa, dördüncü cümlede olsa ezel result'a karşı bu kadar hayranlık duymayız ama birinci cümlede başladı, ikinci cümlede sonuç cümlesi verilmez çocuğum. Ne oldu? İki yalan oldu. Bandırma gitti. Tamam, bir sonraki videolarda görüşmek ümidiyle I love you, very much diyorum.